بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء رب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا وتقبل جعادك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم Esselamu Aleykum MG TV'mizin kıymetli izleyicileri. Ramazan özel yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün genel merkezimizde muhterem genel başkanımız Kemal Ergün hocamızla birlikte bu yayını gerçekleştiriyoruz. Ramazan boyunca inşallah haftanın belirli günlerinde bu tür yayınlarla sizlerle birlikte olacağız. Ümid ediyoruz ki faydalı bir yayın gerçekleştiririz ve bizi izleyen bütün kardeşlerimiz bu yayınlardan istifade etmiş olur inşallah. Ve sözlerimize başlarken bizleri kırmayıp bu şekilde yayın yapma noktasında bizleri kabul eden genel başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Hocam Allah razı olsun bizleri kırmayıp bu şekilde bu yayını kabul ettiğiniz için. Tabi genel başkanımızla ilk defa bu şekilde bir yayın gerçekleştirdiğimiz için biraz da heyecanımız var. Dolayısıyla şimdiden affınıza sığınıyoruz. İnşallah e, güzel bir yayın olur ve ben e, öncelikle Genel Başkanımıza e, çalışmalarla alakalı, tabii ki öncelikle Ramazanla alakalı vermek istediği mesajları ve pandemi süreci içerisindeki yapılan çalışmaları sormak istiyorum ve bu noktadaki düşüncelerini inşallah dinlemek istiyoruz. Başkanım sözü size bırakıyorum buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle sizlerin ve tüm izleyicilerimizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonunda ebedi kurtuluş olan bu güzelliklerden hepimizi, tüm camiamızı ve ümmeti Muhammed'i ve insanlığın nasiptar olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Tekrar e, şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Şeref. Ramazan-ı Şerif bahsedildiği üzere sizin de girişte söylediğiniz gibi tarihi fırsatlardan bir tanesidir. İnsanoğlu unutkan bir varlıktır. Çabuk unutur. Unutmak zaman zaman eksi olarak algılansa da unutmak da bir nimettir. Çok güzel yönleri olan bir haslettir. Zira acıyı unutamazsanız yaşamdan zevk alamazsınız. Onun için unutmanın da unutmamanın da negatif pozitif yönleri vardır. Bizler zaman zaman dünyanın içinde bazen bu hengamede, bu koşuşturmada, dünyadaki geçim derdi, eğitim, işte efendim, iş yoğunluğu, aile, toplumsal hizmetler konusunda insanlarda zaman zaman manevi konularda zayıflama olabilir. Bu hepimiz için geçerlidir. Peygamberler dışındaki herkes için geçerlidir bunlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bazı günleri, bazı saatleri, bazı haftaları, bazı ayları insanın adeta yeniden şarj olması için önüne fırsat olarak koyar. Bunlardan bir tanesi gece teheccüd namazlarıdır. Cuma günleridir, cuma sohbetleridir, cuma dualarıdır. İşte e, üç aylardır işte geçirdik Allah'a hamdolsun hep dua ederdik. Ne diyorduk? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi <laughs> Allahümme beriklenâ fi ve şaban ve bellihna ramazan. Allah'ım recep Şerifi ve şaban Şerifi bize mübarek kıl ve Ramazan-ı Şerife bize ulaştır. Recep-i Şerif'i de Şaban-ı Şerif'i de geçirdik. Allah'a hamdolsun Ramazan-ı Şerif'e ulaştık. Niye Recep-i Şerif, niye Şaban-ı Şerif? Ramazan 11 ayın sultanı olduğu için, içinde bin aydan daha değerli bir ay olduğu için, bir gün olduğu için aslında böyle büyük bir imtihana, böyle büyük bir ziyafete, böyle büyük bir nimete Allah bizi Recep'le birlikte hazırlıyor. Şaban'la birlikte duruluyor. Ramazanla birlikte de tüm o eksiklerimizi, unutkanlıklarımızı, cimriliklerimizi, işte efendim kinlerimizi, zafiyetlerimizin yeniden onarılmasına Ramazanla birlikte fırsat veriyor. Dolayısıyla her zaman e, ifade ettiğimiz nedir? Ramazan dönüştürür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazanı tarif ederken oruçla başlıyor, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de de. E, oruçla başlıyor. Ne diyor Cenab-ı Hak? Estağfirullah. Ya yüllezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum laallekum tettekun. Ey iman edenler, sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı ki umulur ki korunasınız. Korkarsınız, korunar korunursunuz anlamı var burada. Dolayısıyla oruç nedir öyleyse Ramazan'ın en büyük üç tane ögesinden bir tanesidir. Ramazanı Ramazan yapan oruçtur. Oruç ne? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor oruçla ilgili? Asıyamu cünnetun. Oruç kalkandır. Oruç kalkan. Neye karşı kalkan? Tüm kötülüklere karşı kalkan. Benliğimize, kötü alışkanlıklarımıza, cimriliklerimize, düşmanlıklarımıza, öfkemize, Kendimizi düşünmemize. Efendim e, her türlü dünyevi ve uhravi olan kötü hasletlere karşı kalkan. Bu yani dönüştürür. Başka? Orucu İslam alimleri tarif ederken intikalun min halin ila hal derler. Bir durumdan başka bir duruma yolculuk yapmak. Yani Ramazan öncesi bir insanın öfkesi varsa... Ramazan orucu onu dönüştürüyorsa Ramazan'ın kıymeti, Ramazan'ın manası olur. Ramazan öncesi bir insanın cimriliği varsa, Ramazan'la birlikte cömert bir kul oluyorsa o hakikaten Ramazan'ın manasını algılamış demektir. Ramazan öncesi haksızlık yapıyorsa, hukuksuzluk yapıyorsa, kamu malına, bireyin manına işte el uzatıyorsa, Ramazan'la birlikte bunu düzeltiyorsa o Ramazan'ın istifade etmiş demektir. Hı hı. Ramazan öncesi gıybeti, yalanı, dedikodusu işte efendim kul hakkı Müslim gayrimüslim hiç fark etmez. Ee, Ramazan'la birlikte dönüşmüşse Ramazan onu dönüştürmüş demektir. Ramazan öncesi komşusuyla çevresiyle, işvereniyle işçisiyle toplumun e, bütün katmanlarıyla münasebetleri yoksa Ramazan'la birlikte sılayı rahim dediğimiz Orucun dönüştürmesiyle birlikte bu iletişimleri güçlendirmişse Ramazan dönüştürmüş demektir. Dolayısıyla Ramazan oruç insanı dönüştürür. Ramazan'da alacağımız birinci net e, ders oruçtur, orucun insanı dönüştürmesidir. İkincisi Ramazan'da alacağımız Ramazan'ın bize kazandırdığı ikinci ders Ramazan Kur'an ayıdır. Ramazan-ı Şerif'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, her sene itikafa girerdi biliyorsunuz. Son 10 günde. Vefatı senesinde de 20 gün girmişti. Her yıl Cebrail aleyhisselamla Kur'an mukabel ederdi. Ki e, vefatı senesinde sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz evet. Cebrail aleyhisselamla Kur'an'ı mukabel etmişti. Şimdi bir kısım insanlar çıkıyor. Bunlar işte efendim adettir, şöyledir, böyledir, İslam e, İslami değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam efendimiz Kur'an ayı dediği ve Ramazan'da inen Kur'an'ın Ramazan'da tekrar tedebbür edilmesi, tezekkür edilmesi, düşünülmesini sağlayacak Kur'an mukabelesinin Kur'an'ın o manevi iklime e, insanları tekrar kuşatmasını engelleyecek ifadeler hakikaten Müslümanları üzer hmm. ve ben başta Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i üzeceği kanaatindeyim. Onun için Ramazan Kur'an ayıdır ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi biz de hafızlarımızla, camilerimizle, hocalarımızla, ailelerimizle mutlaka mukabelemizi yapacağız. Kur'an'ı tezekkür edeceğiz, tedebbür edeceğiz, okuyacağız. Gönül ister ki manasıyla da anlayalım. Ona o ona doğru da bilinçlenelim. Ancak sadece Ramazan'da bunu yapacağız değil. Ramazan bize bu öğretiyi verecek. Aynı zamanda Ramazan infak ayıdır. Yani zekat ayıdır. İlla zekat Ramazan'dan verilir. Tabii ki Ramazan'da verilmez. Fıkıhta e, zekatın verilmesiyle ilgili usul bellidir. Halel havl. Üzerinden bir yıl geçmiş olması lazım. Pekala biz adet olarak niçin Ramazan'da veriyoruz? Çünkü Ramazan'da verilen bir hayır, yapılan bir ameliye, yapılan bir iş, yapılan bir ibadet Ramazan dışında yapılandan on misli veya misli misli daha fazladır. Niye Ramazan'da vermeyeyim o zaman? İslam alimleri bunu bir gelenek haline tavsiye etmişlerdir. Dolayısıyla zekat bilincinin oluşturulması özellikle, yani e, şimdi zekattan bahsederken e, bu meseleleri sadece para toplama gibi algılayan kardeşlerimiz var. Hayır. Zekat kurumunu oluşturmak, bireysel e, ibadetten daha ziyade, bir toplumsal ibadettir zekat. Zekat müessesesini oluşturmak Müslümanlara farzdır. İslam toplum milli görüş teşkilatları kuruluşundan bugüne kadar bu farziyeti ifa etmek için ta başından beri bu toplumsal bir ibadet olan bu zekat müessesesini oluşturmuş. Ayrıca zekatı alma, zekatı verme Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen veciple zekatı organize edip dağıtmayı da bir kurum haline getirmiştir. Bu Müslümanların yapması gereken bir ibadettir. Hamdolsun Allah'a teşkilatımız bunu yapmıştır. Zekat istemek, zekatı geliştirmek, namazı tarif etmek, namazı şuurlu bir Müslüman insanı haline getirmek için namazı nasıl anlatıyorsak Müslümana zekatı da aynı öyle anlatacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de namaz ve zekat hep aynı yerde geçmiştir. İslam alimleri namaz ve zekatı ikiz kardeş olarak tarif ederler. Yani namaz bilinci var, zekat bilinci yok. Eksik. Zekat bilinci var, namaz bilinci yok. Eksik. Onun için zekat bilincinin oluşturulmasını kesinlikle biz sağlamamız lazım. Bunlar farz ibadetlerdir. Toplumsal iddiası, bireysel iddiası olan insanlar mutlaka zekat bilincinde Ramazan'da geliştirilmesi lazım. Üçüncü olan da Ramazan'da bizim en çok üzerine durmamız gereken hadis Sıla-i Rahim'le birlikte. Yani akraba ziyareti e, cemiyetimizin idarecileri, camilerimizin e, yöneticileri ca biz bir akrabayız artık. Hz. Adem'in çocukların hepsi bizim akrabamız. Onlarla ciddi bir şekilde iletişimde olacağız. Hal hatırlarını soracağız. <laughs> Müslüman gayrimüslim demeden ulaşabileceğimiz herkese ulaşacağız ve sıla-i rahim sevabı almak için elimizden gelen bütün gayreti yapacağız. Küstüğümüz, darıldığımız, efendim mesafe koyduğumuz kim varsa Ramazanla birlikte affedeceğiz. Ki olunalım. İşte bu e, Ramazan'ın üçüncü meselesi de Sıla-i Rahim'le birlikte teravih namazlarıdır. Teravih namazları sıradan bir namaz değildir. Evet müekket bir sünnettir. Bazı insanlar Peygamber Aleyhisselatü Aleyhi Vesselam, Aleyhi Vesselam Efendimiz döneminde e, teravih namazları ferden kılınıyordu. Cemaatle kılınmıyordu. Hazreti Ömer Efendimiz döneminde cemaatle başlatıldı dese de evet bu doğrudur. Ancak bu terk edilmeyecek kadar büyük bir sünnet olan namazdır. Onun için neden? Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam öyle diyor. <Sessizlik> Ey insanlar size öyle bir ay geldi ki şahrun mübarekun azim büyük ve çok bereketli bir ay geldi. Allah size onun gündüzlerinde orucu farz kıldı. Ve lekum kıyame. Ben de size gecelerinde kıyamı, kıyam namazını sünnet kıldım. Nedir o? Teravih namazları. Kim imanen ve ihtisaben sevabını gündüz orucu, Ramazanı oruçlu geçirir, geceleri de teravih namazları kılar, bunu terk etmezse, mazereti olanlar istisna. Onlara bir şey dediğimiz yok. Hı hı. Terk etmezse, inanarak sevabını Allah'tan inanarak, umarak bu işi yapar, ve Allah'a güvenerek de bu işleri yaparsa geçmiş günahlarının tamamı bağışlanır. Bazı hadis-i şeriflerde de anasından doğmuş olduğu gün gibi tertemiz olur diyor. Muhammed hocam böyle bir e, müjdeyi insan bırakabilir mi? Ya. Yani e, efendim e, kılsan ne olacak kılmasan ne olacak gibi genç kardeşlerimizin zihinlerini bulandırmaya çalışan mukabele ile ilgili işte efendim teravih ile ilgili insanlar ortaya çıkıyor. Biz geleneği olan bir teşkilatız. Biz her zaman ehl-i sünnet vel cemaat vurgusu yapmışız ve gelenek vurgusu yapmışız. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine baktığımızda hem biz bu hadisten de yola çıktığımızda teravih namazlarının ne kadar önemli bir sünnet ve bağışlatan bir namaz olduğunu görüyoruz. Mukabelenin de ne kadar önemli bir adet ve usul olduğunu görüyoruz. Onun için Ramazan'la birlikte bu meselelerimizi etkin hale getireceğiz. Üç tane temel maddeyi burada sıraladım ki Ramazan'ın sayılamayacak kadar bereketinin olduğunu hep beraber biliyoruz. Onun için Ramazan'da özellikle çocuklarımıza Ramazan'ı sevdirme, bayramı sevdirme, duayı sevdirme, vermeyi sevdirme, mazlum ve mağdurun, işte efendim gönüllerine girmeyi sevdirme gibi konuları mutlaka bizim işlememiz lazım. Büyüklere hürmet etmeyi, küçüklere şefkatle e, e, bakabilmeyi, Ramazan'la birlikte görüşmediğimiz ailelere, mesafe koyduğumuz ailelerle yeniden iletişime geçebilmeyi ve Ramazan'la birlikte başta akrabalarımız, teşkilat e, müntesiplerimiz ve e, insanlarla daha fazla etkin bir iletişime geçmeyi, evlatlarımıza, yavrularımıza, ailelerimize göstermemiz lazım. Tüm bölgelerimiz ve e, camilerimizin idarecileri de bu konuda etkin çalışmalar yapıyorlar. İşte e, Gönül Köprüleri adı altında başta e, bölge başkanlarımız, bölge yürütme kurulu üyelerimiz, şube başkanlarımız, şube yürütme kurulu üyelerimiz, hoca efendilerimiz, hoca hanımlarımız, işte e, tüm üyelerimizi arıyorlar. Eğitimcilerimiz tüm velileri arıyorlar, öğrenciler arıyorlar. Yaşlı, genç, kadın, e, erkek ayrımı yapmadan, başta üyelerimiz Ramazan'da bir taranıyor, başka işte efendim e, Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da, Japonya'da, Amerika'da fark etmez. Hazreti Adem'in çocukları, Hazreti Havva'nın yavruları olarak akraba olduğumuz, Müslüman olmasa dahi, ateist, dilli, dinsiz fark etmez. Onlara da inançlı, inançsız... Onlara da Ramazan'la birlikte ulaşmayı ve Ramazan'ın bereketini onlara da tattırmayı bir vazife bileceğiz. Bu şekliyle de öyle ümit ediyorum ki Ramazan'ın dönüştürmesinden, müstefit olan kullardan e, olacağımızı ümit ediyorum Allah'ın izniyle. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii kıymetli başkanım bu bir yıldan beri ortalığı yani tabiri caizse darmadağın eden bir virüsle mücadele ediliyor. Bütün dünya bunun etkisi altında. Tabi her yere etkilediği gibi teşkilat faaliyetlerimizi de bu etkiledi. Ee, bu, bu noktada siz neler söylemek istersiniz? Teşkilat çalışmalarımıza etkisiyle alakalı artısı ve eksisi nelerdir? Bunları sizden duymak isteriz başkanım. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi tabii e, geçen yıl aslında bu... 18 Mart itibariyle bu yoğun bir şekilde başladı. Bugün itibariyle baktığımızda bir yılı çoktan geçti hmm. e, hesap ettiğimizde ve geçen sene Ramazan'da, e, Ramazan-ı Şerif'te pandemi süreci içinde geçti. Çok buruk geçti. Bu sene de birçok ülkede arzu ettiğimiz şekliyle teravihler e, olamayacak. Bazı hmm. ülkelerde olacak, bazı e, yerlerde olamayacak ama herkes tabi teravihini kılacak Allah'ın biraz önce ifade ettiğimiz üzere. Pandemi ee, bu virüs sebebiyle e, hem yaşadığımız ülkelerde hem de dünyada çok büyük can kayıpları oldu. Ben vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda dünyanın birçok yerinde tanıdığımız tanımadığımız insanlar var bu hastalıkla pençeleşen. Onlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Amin. Ülkeler bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptılar ve pandemi kurallarına uymayla ilgili üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiler. Müslüman bireyler olarak, cami yöneticileri, okul yöneticileri, kurum yöneticileri, teşkilat yöneticileri olarak da bizler bu konuda elimizden ne geliyorsa bu gayrete katkı sağlamak bizim inancımızın bir gereği. Hı hı. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şehirde veba varsa oraya girmeyin, veba olan şehirden de çıkmayın diyerek adeta karantinayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dönemde bizim önümüze koymuş ve vebadan aslandan kaçar gibi kaçın diyerek bize bunun uyarılarını yapmış ve yapmamız gereken tedbirleri de ta 1400 yıl önce söylemiş. Dolayısıyla bunu hafife almak ya işte şöyledir böyledir gibi meselelere girmenin bir anlamı yok. Birincisi hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Mesafeye dikkat edeceğiz. E, yerel ve mahalli idarecilerin bu konudaki aldıkları tedbirlere aynen uyacağız. Hı hı. Teşkilat olarak, Müslümanlar olarak da biz öteden beri Allah'a hamdolsun gerek camilerimizde gerek eğitim merkezlerimizde, müesseselerimizde kurumlarımızda hakikaten e, bunlara bir dini inancımız gereği yerine getiriyoruz. Zaten anayasal bir e, e, gereksinimdir bu aynı zamanda. Buna da yapmak bir bu ülkelerin vatandaşları olarak hem, hem dinimizin bir gereği hem de vatandaşlık görevi olduğuna ben inanıyorum. Zaten de bu zaviye üzerinden çalışmalarımızı takip ediyoruz. Ancak e, bu pandeminin bizden aldıkları ve bize kazandırdıkları e, olmuştur. Yani e, pandemi e, münasebetiyle yapamadığımız birçok çalışmalar oldu. Biz e, teşkilat olarak e, yani e, sürekli hareket halinde olan e, bir yapıdayız biliyorsunuz. Dolayısıyla başta şahsımız olmak üzere tüm teşkilatımızda bizim sürekli toplantılarımız olurdu. Hatta bazı kardeşlerimiz ya şok olmuyor mu falan derlerdi. Ama aynı arkadaşlar ne kadar bereketliymiş yüz yüze gelebilmek, insanın birbirini, birbirini kucaklayabilmesi, selam verebilmesi, yani oturabilmesi, ev ziyaretleri yapabilmesi gibi. dolayısıyla bu bunlar maalesef cemiyet sohbetleri, ev sohbetleri, erkam sohbetleri, ihsan sohbetleri, Aile ziyaretleri, bunlar düğünlerimiz, nikahlarımız, hatta cenazelerimiz, ya. maalesef e, ne kadar e, e, hüzünlü hikayelerimizin olduğunu bu süreçte gördük. Dolayısıyla maalesef bunları yapamadık. Cemiyetlerimizin maddi anlamda da e, teberru toplama ve gelir e, elde etme noktasında da e, ciddi sıkıntılar oldu, ol, olacak. Bunlar aşılacak Allah'ın izniyle. İnşallah. Ben maddi noktalara çok takılmıyorum. Önemli olan Burada e, bizi biz yapan temel değerlerimizin e, tabiri caizse dumura olmamasıdır, dumura uğramamasıdır. Onun için e, buradan bizim alacağımız dersler şu. yani Biz aslında birbirlerimizin ne kadar önemli olduğunu biz burada gördük. İnsan e, kardeşini ne kadar özlediğini gördük. Biz e, uzun zamandır, e, yani e, belki son 10 yıl aile ziyaretlerini ihmal etmiştik. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet. bu ziyaretleri ne kadar teşvik ediyor. Yani bir e, şube yürütme kurulundaki bir kardeşimiz ailesiyle diğer kardeşini bile ziyaret etmekten artık acizdi. Bölge yürütme kurulundaki bir kardeşimiz diğer bir e, bölge yürütme kurulundaki e, arkadaşımızı ailesini ziyaret etmekten acizdi. Yani bir e, eğitim kurumundaki eğitimciler ailece birbirlerini ziyaret etmekten acizdi. Üyeler öyle hakeza, akrabalar öyle. Amca e, işte yeğenini, yeğen dayısını. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani e, bir insan şehrin uç noktasında dahi olsa sadece Allah rızası için kardeşini ziyarete yani e, Müslüman kardeşini ziyarete gitse o onun günahlarının kefaretine vesile olur bağışlanmasına vesile olur buyurmakta. Ya bizim günahımızın bağışlanma sebebi kardeşimizi ziyaret etmek. Ama bunları bile ihmal etmiştik niye? Lüzumsuz adetlerden dolayı. Biz eskiden ne varsa onunla yetinirdik. Soframızda bir kaşık daha koyardık. İş biterdi. Ama şimdi öyle değil. Misafir gelecek. Biz bir hafta önceden evde hazırlık başlar, temizlikler başlar, perdeler yıkanır, camlar silinir sanki e, bataklıkta e, yaşıyormuşuz gibi. Sofralar düzelir, Sanki e, yani bir tas çorba bize yetmiyormuş gibi pastalar, çörekler öyle ağır bir tüketim ekonomisi gibi. Ee, bizim e, e, şartlar üzerimize bina oldu ki yani evin hanımefendisi bir misafir ağırladığında haşata çıkıyor Tabiri caizse bir istemiyor tabi Ondan sahibim. sonra istemiyor <laughs> Bunlar çok yanlış şeyler Tabii. ne olacak ya İkram çok güzel bir şey hafif bir ikramla e, bir, bir ziyaretlerimizi yapmamız lazım Biz eskiden tık kapı giderdik çat kapı giderdik Tabiri caizse yani öyle bir hafta önceden selamun aleyküm e işte gelebilir miyiz? Müsait misiniz? De mi? Tabii ki telefon edelim. Hı hı. Ama çat kapıda gidelim ya. Üç saat öncesinden e, Ali kardeşim ben sana e, hanımla birlikte ailece ziyaret etmeye geliyorum diyebileyim. Ne olacak? Bunları geliştirmemiz lazım. Kaybettiğimiz en büyük e, güzelliklerimizden biri bu. Onun için aile ziyaretleri, aile ziyaretleri, misafir ağırlama, misafirliğe gitme başta teşkilatımız olmak üzere idaricilerimiz şube yürütme kurulundaki arkadaşlarımız tüm şube yürütme kurulundaki ailece ziyaret edecek. Bölge yürütme kurulundaki arkadaşlarımız bölge yürütme kurulundan ziyaret edecek. Eğitim kurumumuza aynı okulumuz nereden evimiz varsa üyelerimizi ziyaret edecek. Teşkilatımızda emeği geçmiş ablalarımız var. Şu anda e, dualarıyla bize destek oluyorlar. Geçmişte çok koşturmuşlar. Abilerimiz var. Şu anda dualarıyla bize destek oluyor. Belki yürüyemiyorlar bile camiye bile gelemiyorlar. Onları mutlaka ailece ziyaret edeceğiz. Dualarını alacağız. İhmal etmeyeceğiz. İşte bu pandemi bize bunu öğretti. Yitirdiğimiz ne büyük nimet olduğunu. Bu kucaklaşmanın, ziyaretleşmenin, toplantılar yapmanın, işte birlikte bir arada olmanın, cema konferanslar yapmanın, büyük salon toplantılarının ne kadar bize manevi anlamda güç kattığını bu pandemi bize öğretti. Ancak ile birlikte de kazandığımız bazı şeyler var. Biz aslında dijital platformları e, arzu ettiğimiz gibi kullanmıyorduk. Hı hı. Bundan da istifade etmek lazım. Pandemi bize e, camia, TV gibi bir televizyon kazandırdı. Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Başka? Tüm çalışmalarımızı bazı şube ve bölgelerimizde e, aksaklık olsa da e, hafızlık kurumlarımız dahil, İslami ilimlerimiz dahil, okullarımız dahil, enstitülerimiz dahil, yatılı e, kolejlerimiz dahil, ev sohbetlerimiz dahil, ihsan sohbetlerimiz dahil, bölge şube yürütme kurullarımız dahil, merkez yürütme kurullarımız dahil. işte efendim, şube TS programlarımız, bölge TS programlarımız dahil. Gek, yek abi abla e, projelerimiz dahil. işte efendim, e, şube üyeler toplantısı dahil tamamını dijital platformlar üzerinden yapılabileceğini gördük. Ya. Ve birçok aksiyonu, eğitim e, seminerlerini, eğitici programları bu sayede yapabildik. E, ve Allah'a hamdolsun çok yoğun bir şekilde bu çalışmalarımızı belki birçok ulaşamadığımız, iletişimde olamadığımız ailelere bu sayede ulaşabildik, iletişime geçebildik. Onun için e, bu dijital e, platform e, kanallarını da Bundan sonra e, normal sürece geçtikten sonra da belki bu yoğunlukta da olmasa dahi hı hı. kullanmanın faydalarını gördük, kullanmaya devam edeceğiz. Pandeminin belki bize kazandırdığı en büyük e, özelliklerden bir tanesi, dijital platformlarla iletişimde olamadığımız birçok gönle girebilme, hitap edebilme e, güzelliğini bize takdim etti. Elhamdülillah. Allah razı olsun başkanım. Tabii her şeyin bir sonu olduğu gibi bu pandeminin de bir sonu olacak Allah'ın izniyle. İnşallah. Ondan sonraki süreçle alakalı tabanımıza, cemaatimize nasıl bir mesaj vermek istersiniz başkanım? Yani insanlar evde oturmaya alıştı. Birçok kardeşimiz beş vakit camiye gelirken artık gelemez oldu. Bu süreci biz nasıl atlatırız? Kolay bir şekilde atlatabilir miyiz? Bu konuda düşünceleriniz nedir? Bunu sormak istiyorum izninizle. Tabii e, bu bir süreç. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz üzere e, bu süreç insan neye alışırsa o alışkanlığa devam eder. O alışkanlığı da bırakması bir zaman alır. Hı hı. Ben e, bir kısım genellemeci bir bakışla bu olaya bakmıyorum. Bir hı hı. kısım kardeşlerimizin e, evin rahatına alıştığı kanaatindeyim. Hı hı. Bir kısmını da evde bu pandemiyle sıkıştığını, sıkıldığını da biliyorum. Bir an önce bu işler düzelse de eskisi gibi bu konularda aktif olsak Dediklerini de biliyorum. Dolayısıyla e, evin rahatını alışmış olan kardeşlerimiz şunu diyebilir. Ya bu dijital platformlar üzerinden de oluyormuş bu iş. E, her zaman gitmeme de gerek yok. Ne gerek var ki diyebilir. Hayır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İki Müslüman birbirlerine müsaafa ettikleri zaman bile ağacın üstündeki kuru yaprakların döküldüğü gibi onların günahları dökülür. Camdan olan camdan olan gibi değildir. <laughs> Onun için biz zarurete binaen şu anda camdan iletişim kuruyoruz. Dijital platform. <laughs> biz camdan iletişim kurmalıyız. Camdan iletişim kurarsak fiziki anlamda günahlarımızın dökülmesine vesile olabileceği gibi bizi biz yapan temel değerlerimizin etkin olmasına vesile olur. Onun için cami, cemaat, cemiyetle birlikte olma, ee, tabanla birlikte olma eğitim kurumlarımızda olma müesseselerimizde kurumlarımızda olma eskisinden daha çok bu işin sahipleneceği kanaatindeyim evet ufak bir süreç geçireceğiz belki ama Hı -hı. bunun özlemiyle eskisinden daha çok sohbetlerimizde olacağız cami sohbetlerinde olacağız lokal sohbetlerinde olacağız ev so erkam sohbetlerinde olacağız rıduan derslerinde olacağız iş adamlarımız ihsan sohbetlerinde olacak iş gençlerimiz abi kardeş abla kardeş projelerinde olacak Orta öğretim kamplarında olacak hmm. Yıldız, e, Efendim Hilal kurslarında olacak İslami ilimler kurslarında olacak Hafta sonu eğitim ve kurslarında olacak Ve özellikle de e, Aile ziyaretlerimiz Özledik şimdi birbirlerimizi Çok daha olacak Bunu bir fırsat bileceğiz Biz e, biraz önce ifade ettiğim üzere 5-10 e, yıldan beri aile ziyaretlerini ihmal etmiştik Allah şimdi hmm. önümüze Ha Siz misiniz bunu yapanlar Bunu bir tadın bakalım görün nasıl oldu Gördük şimdi Teşkilatımızın tüm fertlerine buradan sesleniyorum. Bizi izleyenlere sesleniyorum. Bu bariyerleri ortadan kaldırmanın yolu pandemiden sonra çok yoğun bir şekilde bütün akrabalarımız, bütün üyelerimizle ailece tüm bir seferberlik ilan ederek ziyaretleşme, ziyaret etme, dua alma, iletişime geçme seferberliği başlatmalıyız. Salon toplantıları, büyük salon toplantıları yatılı çalışmalar ve e, kamplar eskisinden daha çok olmalı. Ev sohbetleri, e, insan sohbetleri eskisinden daha çok katılımlı olmalı ki bu telafi ettiğimiz, bu e, yitirdiğimiz zamanları, bu şekliyle çalışmaları telafi edelim diyorum. İnşallah başkanım. allah Teala lütfeylesin, ikram eylesin inşallah. Başkanım, tabii bize vakit ayırdınız. Ee, çok da fazla Yayın noktasında süremiz de yok. Son olarak e, bölgemize vermek istediğiniz özel bir mesaj var mı? Bu soruyla inşallah e, son sorumuzu sormuş olalım. Düşüncelerinizi alalım inşallah. Kuzey Hollanda bölgemiz ve tüm bölgelerimize e, özellikle yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Bölge başkanımızın şahsında tüm çalışma arkadaşlarına, kadınlar teşkilatı, Gençlik Teşkilatı ve Kadınlar Gençlik Teşkilatımızın şahsında başkanları şahsında tüm çalışma arkadaşlar, şubelerimizin başkanları ve onların şahsında tüm yönetim kurulu üyelerine hoca efendilerimize, hoca hanımlarımıza, velilerimize, öğrencilerimize, cemaatimize hı hı. bize katkı sağlayan tüm gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle bulunduğumuz ülkelerde İletişim dilimiz olan Türkçe'nin ve din dilimiz olan Türkçe'nin kullanılması ve bu konuda etkin hale getirilmesi yanında yerel dilde de tebliğ ve davet vazifemizi etkin hale getirmemiz lazım. Hangi ülkedeysek Hı -hı. Hollanda'da Hollandaca, Almanya'da Almanca, Fransa'da Fransızca, işte efendim Amerika'da İngilizce, Japonya'da Japonca gibi hangi ülkedeysek biz tebliğ ve davet cemaatiyiz aynı zamanda. Biz sadece Türklere İslam'ı ve Türkiye kökenlilere İslam'ı Türkçe anlatarak vazifemizden kurtulamayız. Hı hı. Hangi ülkedeysek evet Türkçe önemli ama yerel dilde İslam'ı anlatmak ve iletişime geçmek en az onun kadar önemli. Onun için ben tüm e, Hollanda bölgelerimiz başta olmak üzere tüm bölgelerimize, gençlerimize bu konuda bir çağrıda bulunuyorum. Hı, hı. Gençlik serileri, gençlik sohbetleri, işte efendim e, bulunduğumuz ülkelerin dilleriyle birlikte cami sohbetleri, hutbeler, işte gençlik sohbetleri bunları mutlaka yapmalıyız. Etkin bir şekilde de İslam'ı bizim tanıtmamız lazım. Aksi durumda farklı dillerde İslam'ı anlatan birçok ölçüsüz insanların, birçok İslam'ı asıl mecrasından çıkartıp şiddet ve terör meta haline getiren bir kısım insanların eline malzeme vermiş oluruz. Gençlerimiz bunlardan etkilenmiş olur. İslam toplum milli görüş teşkilatlarının İslam anlayışının etkin ve yaygın hale gelmesi ki İslam e, nezaket dinidir, zerafet dinidir, edep dinidir, cihat dinidir, e, ahlak dinidir, fazilet dinidir, İnsan sevgisini temele e, oturtan bir dindir. Dolayısıyla eşitliği, özgürlüğü, özgür düşünceyi insana, insanlar arasında tabaka e, e, sınır tanımayan e, bir e, esası kabul eden bu dinimizin temellerini mutlaka bulunduğumuz ülkelerde ki dillerde anlatmak bizim vazifemizdir, gençlerimize büyük vazife düşmektedir bu konuda. Ben başta Hollanda bölgemiz ve gençlerimizden ve bizi dinleyen tüm e, genç kardeşlerimizden bu konuda. Daha aktif bir katılım bekliyor. Hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum. Tekrar Ramazan-ı Şeriflerinizi tebrik ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. <laughs> dua ediyor, dua bekliyorum. Allah razı olsun başkanım. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp bu şekilde bu yayını kabul ettiğiniz için. İnşallah bu yayın vesilesiyle güzel e, bu hakikatleri genç kardeşlerimize e, ve bizi dinleyen bütün kardeşlerimize ulaştırmış olacağız. Aynı zamanda sizin de az önce buyurduğunuz gibi tebliğ ve davet çalışmamızın da bir kısmını bu şekilde inşallah ifa etmiş olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Bölgemizden selamlarla geldik. Onları da size arz edelim inşallah. Bölgemizdeki bütün idareci kardeşlerimizin selamlarını sizlere takdim ediyoruz, arz ediyoruz inşallah. Sizin selamınızı da onlara götürüp bu emaneti yerine getirmiş olacağız inşallah. Başka bir programda toplantılarımızda inşallah bu pandemi biterse buluşmayı Rabbimizden temenni ediyoruz. Amin. Allah sizden razı olsun. Amin. Gücünüz, kuvvetiniz daim olsun inşallah. Rabbim muvaffak eylesin. Amin. Evet, MG TV'mizin kıymetli izleyicileri İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatımızın genel merkezindeyiz ve genel başkanımız Muhterem Kemal Ergün hocamızla birlikte bu yayınımızı gerçekleştirmiş olduk. Ümit ediyoruz ki faydalı olmuştur. Ve bizi izleyen bütün kardeşlerimize buradan e, saygılarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in bütün insanlığa hayır ve bereket getirmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.